Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim bu pastanelerden aldığımız minik minik sade poğaçalardan, yumuşacık oluyor. Hamuru güzel mayalandırıp ununa da dikkat ederseniz yapamamanız imkansız gibi bir şey. Şimdi hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Önüme derince bir kabı aldım. Kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. Bir de yarım bardak, yani 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı ılık su. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kuru maya. 10 gramlıklardan. 1 adet yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Beyazını içine, sarısını da üzerine ayıracağım. Eğer ki yumurtalarınız çok küçükse 2 adet yumurta akı da ekleyebilirsiniz. Öncelikle bunları güzelce bir karıştıracağım. Maya iyice artık içerisinde dağıldı. 8 su bardağı unu eledim. 7 ile 8 su bardağı arası gidiyor. Genelde yaparken o şekilde ekliyorum. Bardağım da gene aynı bardakla ölçtüm. Burada 8 su bardağı un var. Ben şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim. Sonunda sizlere ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmayan ama olabildiğince yumuşak olacak. Sakın ununu birden eklemeyin. Önce spatula ile bir karıştırayım. Daha sonrasında yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi artık spatulamı temizleyip ellerimle 5 dakika boyunca hamurumu yoğuracağım. Yoğurma aşaması çok önemli. Lütfen en azından kesinlikle 5 dakika hamurunuzu yoğurun. Tezgahımın üzerine bir silikon silpat serdim. Hamuru orada devam edeceğim yoğurmayı. Ellerimi de güzelce yıkadım. Hamuru yeterince yoğurdum. Gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. En az 5 dakika hamuru muhakkak yoğurmalısınız. Hafif böyle, hatta elime de yapışıyor. Tam olması gereken kıvam bu. Giden un miktarı da tam 8 su bardağı. Ama sizler tam 8 su bardağı eklemeyin. Yanınıza alın 8 su bardağını. 7 bardaktan sonra lütfen yavaş yavaş ekleyin. Hatta daha bile az yavaş ekleyin. Gördüğünüz gibi ben de çok yavaş ekledim. Lütfen birden eklemeyin. Temiz bir kabı aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar sadece sıvı yağ koyuyorum. Biraz yağı dağıtacağım. Daha rahat çıkıyor bu şekilde yaptığınız zaman. Üzerine streç filmle kapatıyorum. Eğer bu streçle ya da bir poşetle kapatırsanız hamurunuz daha güzel mayalanacaktır ve daha çabuk. Mayalanma süreci odanın ısısına göre değişecektir. En azından 45 dakika dinlendirmelisiniz. 5 dakikayla 1,5 saatine kadar dinlendirebilirsiniz. Yaz gününde bazen 30 dakikada bile mayalanabiliyor. Ben de şimdi 1 saat kadar mayalandırdıktan sonra şeklini vermeye Hamur başlayacağım. yeterince dinlendi. Yer sofrasını böyle tezgahın üzerine koyarak artık hamur işlerini yapacağım. Çünkü öbür türlü gerçekten yapamıyorum, çok zorlanıyorum. Hamuru 1 saattir dinlendiriyordum. Mutfağım benim küçük olduğu için ve sıcak, ondan dolayı çok rahatlıkla mayalandı. Ama eğer ki aceleniz varsa fırınınızı şöyle 50 dereceye getirip bir 10 dakika ısıtıp kapatın. İçerisine gene streç film sarıp benim gibi böyle bez örterek koyabilirsiniz. Fırının içerisinde yarım saat boyunca durması bile yeterli gelecektir. Hamuru tahtamın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel bir hamur oldu. Bunun hamuru gerçekten güzel oluyor. Şöyle bir toparlayayım. Eşit bir şekilde bölebilmem için şöyle ortadan bir keseyim. Hiçbir şey yapmayacağım. Yuvarlayıp tepsilere dizeceğim.
benim fırınım mini fırın olduğu için böyle küçük tepsilerim. 2 tepsi hatta 3 tepsi bile çıkabilir. Sizler de kendi fırın tepsinize göre dizersiniz. Ortalama sizde de 2 tepsi çıkabilir. Hemen hemen orta boy yumurta kadar yapabilirsiniz. Elimle yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi tepsiye diziyorum. Önce eşit bir şekilde ayarlayayım. Büyüklü küçüklü olmasın. Elimi ne unluyorum ne yağlıyorum. Eğer hamurları bu şekilde birazcık yağlayarak mayalandırırsanız hiç gerek kalmıyor. Aralıklı olacak şekilde tepsiye diziyorum. Birbirine yapıştı mı yanları bu sefer pişerken yapışıyor. Hafif aralıklarla diziyorum. Arkadan da sesler geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Maç var. Maç izliyorlar. Mutfağım da küçük olduğu için kapısı da yok. O yüzden çok rahatlıkla sesler gelebiliyor. İlk tepsimi hazırladım. Buradan toplamda 12 tane çıktı. Şimdi bunun üzerine temiz bir bez örtüp kenara alayım. O orada dinlensin. Orada ben diğer tepsimi hazırlayayım. En azından ilk önce bunu hemen fırına atarım diğerlerini yaparken. Kenarda dinlensin, böyle bekleyecek. En azından tepsi mayası yarım saat beklemeli. Tepsi mayasını kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Poğaçalarınız daha güzel olur. Yarım saattir mayalandırıyordum poğaçayı. Ben ilk yuvarladığım tepsiyle başlayacağım. Tek tek pişirdiğim için fırında hepsini böyle tek tek aldıkça dizeceğim ve pişireceğim. Bir adet yumurtanın içerisine bir yemek kaşığı dolusu sıvı yağını koydum. İyice çırpıyorum. Üzerlerine süreceğim. Bu arada fırını da 180 dereceye ayarladım. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ne kadar sürede piştiğini de sizlere söyleyeceğim. Önceden de ısıttım fırını. Üzerine de birkaç tane çörek otu atıyorum. Poğaçaları fırından çıkardım. Her pişirdiğimi borcamın içerisine dizip üzerine temiz bir bezle iyice örttüm. Hava almayacak şekilde. Hemen hemen benim 4-5 tepsi oldu mini fırın olduğu için. Sizin de ortalama aralıklarla dizerseniz 3 tepsiye kadar olacaktır. Toplamda da 40-45 tane arası poğaça çıktı. Bir kısmını evdekiler yemek istedi sıcak sıcak. O yüzden onlara verdiğim için bu kadarı kaldı. Çok bereketli gerçekten bu poğaçalar. Hepsi de gayet yumuşak oldu. Gördüğünüz gibi. Pamuk gibi. Şöyle göstereyim. İçerisinde hiçbir şekilde katı yağ falan yok. Ben böyle izliyorum ama siz yapmayın. Hemen bir tanesini de. Altı da gayet güzel kızardı. Kahvaltılarda içerisine
böyle peynir, domates koyarak yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Tadı da çok harika. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Bir tepsi ortalama 20 dakikada pişti. Çok fazla fırında tutarsanız bu sefer çok kuruyacaktır poğaçalarınız. Her videomda bunu tekrar ediyorum. Videoların altındaki malzeme listesini. Çünkü video içerisinde bazen unuttuklarım olduğu için oraya yazıyorum. Lütfen videoların altındaki malzeme listesine bakmadan tariflerimi denemeyin. İlk önce oraya göz atın. Ondan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.